Next Blog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Kuşadası'nda butik bir villa tanıtımı yapacağız. Hadi başlayalım Erkan. Batımını yakaladın sen. Sıra bizde. Güzel drone görüntüleri yaptın. Eline sağlık kardeşim. İzleyicilerimize neden bahsetmek istiyorum? Çok güzel köşe konumlu butik bir site içerisine geldik. Burada köşe konumlu olduğu için tek taraflı ve full manzaralı cepheye hakimiz. Burada güzel bir dek teras alanı var. Güzel bir özel havuzumuz var. Ve komple taş kaplama bir bahçemiz var. Soğucak bölgesindeyiz. Şu an cırcır böcekleri var. Çamların içinde zaten burada drone görüntüleriyle size görebileceğiniz alan budur. Ben de oturarak sunum yapmak istedim. Neden derseniz oturarak da bu manzaraya hakimiz arkadaşlar. Umarım bu ev sizin olur. Ben evin tanıtımına başlamak istiyorum. Sözlerimi bitirdim Erkan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Burada giriş kapımız var ve biz karşı tarafa otoparkımıza aracımızı koyduk. Ve burada 2-3 araçlık araç koymak için otoparkımız var. Kapımızı kapatalım ve dışarıyla vedalaşalım. Dediğimiz gibi teras alanımızda köşe bir ahşap. Burada takım yapılmış. Ayrıyeten yuvarlak yine üstü kapanabilen bir teras alanına burada dinlenme yeri yapılmış. Salıncağımız olsun, şemsiyemiz olsun. Ahşap şezlonglarımız. Burada 40 metrekarelik bir özel havuzumuz var. Ve infinity havuzumuz aşağı doğru dökülüyor. Ben Akevin'in de hemen arka tarafa geçmek istiyorum. Burada şöyle gördüyseniz ev sahibimizin hazırladığı bir barbekü alanımız var. Evet Erkan, ben bahçenin en son tarafına gitmek istiyorum. Burada ev sahibimizin yaptığı hidrofor sistemi. Şöyle göstermeni istiyorum. Arıtma sistemi ve burada 2 adet depomuz. Depomuzda sularımız mevcut. Yine aynı şekilde bütün borulama sistemlerinin hepsinin üzerinde yağmurları aşağı indirmesi için kullanılmış demirler mevcut. Ön tarafta ve arka tarafta. Her tarafta kamera sistemlerimiz var. Evi 24 saat izleyebilirsiniz. Ben evin giriş kapısından giriş yapıp evi sabırsızlıkla size tanıtmak istiyorum. Hadi geçelim Erkan. Evimizin giriş kapısında iki kanatlı açık olarak şöyle kapanabilen büyük bir kapı alanımız var. Her tarafta alarmlarımız, bu tarafta terliklerimizi koymamız açısından aynalı, bu tarafta da yine aynı şekilde elbiselerimizi asmamız açısından yine aynı şekilde aynalı dolaplarımız var. Ben hemen Erkan salona geçmek istiyorum. Burada 80 metrekare bir salon alanımız var. Salonumuzda yine aynı şekilde koltuklarımız ve üst taraftan gelen devasal bir şöminemiz var. Burada yok yok arkadaşlar, aslında görebileceğiniz birçok ayrıntılar var. Onlara ben videonun başında bahsetmek istemedim. Siz izleyerek görün diye yavaş 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 anlatmak istedik. Burada yine aynı şekilde 6 kişilik sandalyesi koyulmuş ama 8 ve 10 kişilik yapabilirsiniz. Burada yemek alanımız var ve buradan da aynı şekilde full manzaraya hakimiz. Şuradan açtığımız zaman temiz havamızı kokluyoruz. Bu böcek seslerinin içinde, çamların içinde muazzam bir villa. Aynı şekilde evlerimizin her tarafında akıllı şekilde perde sistemimiz var. Bunu da sadece buradakini açıp kapatalım, diğerlerini ellemeyelim diye buradan gösteriyoruz. Alüminyum doğramalarımızın hepsi Lina Rosso ve her açılır penceremizin sineklikleri mevcut. Akabininde bu evimiz komple eşyalı olarak satılık arkadaşlar. Eşyalı komple satılıktır. Loft tavanı zaten söylemiyorum. İzleyicilerimiz bu sarkıta vizeyi görüyor diye ben buradan bahsetmek istemiyorum. Evin her tarafında loft tavan tarzında sarkıtlar var. Çünkü ev normal evlerin yüksekliğinden gayet büyük.
Burada yine bir depolama alanımız var. Şöyle göstermeni istiyorum. Erkam, zaten sen buraları doldurmuşsun. Yine geçtiğimiz zaman burada güzel de bir, sen istersen izleyicilerimize göster. Ne diyeyim ben buna? Mahzen diyeyim. Burada içkilerimizi sıralayabiliriz. Ev sahibimiz de kendi içeceği içkileri sıralamış. Hemen karşı tarafa geçiyoruz ve burada yeşil renkte ve ahşap renginin bu kadar güzel uyacağını ben hiç düşünmemiştim. Bu evde bunun kanaatine getirdim. Yine aynı şekilde ürünlerin hepsi Franke. Bütün beyaz eşyaların hepsi Franke. Ve burada sen istersen hem şu taraftan göster hem bu taraftan göster Erkam. Tavan tipi VRF klima sistemimiz var salonda. Ve toplamda 5 adet de yukarıda Mitsubishi'nin inverter kliması var. Bu evimiz 5 artı 1. Tabanda 140 metrekare oturuyor. 140 metrekarede üst kullanım var. Toplamda 280 metrekare net kullanımımız var. Evde neler var? Madem mutfakta oturduk, bunları konuşacağız. Bunları da size söyleyelim. Burada saunamız var. Çok da güzel bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi'miz muazzam manzarada kullanabileceğiniz, yani artık dilimin ben kelimeleri bulamıyorum ya. Siz ne örnek görüyorsanız onu söyleyin, onu koyun oraya. Gel Erkan. Yine aynı şekilde böyle kapımızı kapattığımız zaman hem ısı hem koku anlamında, eğer istemezseniz burada bir odamız var aşağıda. Kullanabileceğimiz gayet de güzel çift kişilik. Yine aynı şekilde yatak başlıkları ve iki kapaklı gömme dolabımız var. Mitsubishi klimamızda aynı şekilde Erkan gösteriyorsun. Inverter takılı. Dediğimiz gibi toplamda 5 odada da 5'inde de var. Yine aşağıda yerden ısıtmamızın kullanabileceğimiz Vaillant'ın yerden ısıtma burada hazır. Gel Erkan. Bayanların en çok istediği şeylerden birisi de bu. Yine aynı şekilde burada çamaşır makinemize kurutmamız hazır. Ardiye tarzında kullanabileceğimiz bol bol dolap, temizlik malzemesi, ne istiyorsan her şeyi koy. Bütün her şeyi yutar. Kocaman bir oda diyebilirim ve geçerken göstermek istiyorum. Her tarafta sensörlerimiz var. Alt tarafta bir de ortak bir banyo tuvaletimiz var. Onu da istersen Erkam seninle beraber gösterelim. Gel böyle içine girelim. Evet. Gel Erkan. Geberit'in ürünleri kullanmış. Hep Ankastre'dir hepsi. Hepsi Geberit. Birinci sınıf. Gayet de büyük. Normallerden daha da büyük bir kullanım alanı yapılmış. Hepsi Ankastre. Hepsi, gel bak Erkan, göster istersen. Hepsi Alman Graue. Ayrıyeten bunların hepsi Bocci'dir. Bir de buraya girdiğin zaman size bahsettiğim, nasıl kokuyor Erkan? Mentol. Mis gibi mentol kokuyor değil mi? Saunamız hazır. Alt katta size göstermek istediklerim bunlar. Ve üst kata çıkıp 1.20 büyüklüğünde geniş ahşap merdivenlerden çıkalım, üst katı tanıyalım. Hadi Erkan. Ben direkt merdivenin karşısındaki ilk odadan başlamak istiyorum Erkan. Gel böyle. Bu evde ürünlerin hiçbiri kullanılmadı desek emin olun yeridir. Yine çift kişilik yatak başlıklarımız, akabininde manzaramızı göster Erkan. Üst katlar. Zaten alt katta manzaramız olduğu için üst katta manzara gösterelim mi göstermeyelim mi çok önemli değil. Çünkü alt katta devasa bir manzara var. Dediğim gibi klimalarımız, gömme dolaplarımız hepsi hali hazırda. Evlerimizin hepsinde hafele kullanılmış birinci sınıf ve lake kapılarımız var. Gel böyle. Yine aynı şekilde sensörlerimiz. Tavan nasıl Erkan? Devasa. Büyük bir tavan var. Burada da odalara geçmeden önce şunu da göstermeni istiyorum. Aydınlatma camı. Evet, cam olarak yapılmış. Hem akşamları karanlığı görebiliyorsun, hem ışıklandırmayı görebiliyorsun, hem de güneş ışını tamamen içeri alıyorsun. Yine aynı şekilde bir adet buraya, bir adet de buraya çift kapaklı depolama alanları, şöyle gömme dolaplar yapılmış ve birer kişilik de tek kişilik yatak koyulmuş buraya. Buradan da yine aynı şekilde birazdan göstereceğim. Arka balkonumuza çıkış yapabiliyoruz. Yandaki odadan da çıkış yapabiliyoruz. O yüzden yandaki odadan göstereceğim size. Aynı şey. Yine aynı şekilde burada da çift kişilik bir yatağımız, yatak başlıklarımız ve burada size göstermem gereken, özür dilerim, tersten açıyorum. Şöyle sinekliğimizi de açalım.
Erkam gel istersen. Arka taraftan çıkabileceğimiz ve kör nokta klimalarımızın ve depo alanımızın durduğu arka taraftaki büyük balkonumuz da burası. Seninle beraber içeri geçelim, devam edelim. Ve iki odanın kullanabileceği bir ortak banyo tuvalet. Onu istersen izleyicilerimize sen göster. Ürünlerin hepsi birinci sınıf, geberit ve botçi kullanılmış. Birçok yerde de grohe kullanılmış. Burası da master ebeveyn odamız. Evet Erkan, burada yine aynı olarak görüyorsun ama arka tarafında televizyonumuz var. Açtığın zaman televizyon oluyor. Güzel de bir. Karşı tarafa geçer misin Erkan? Senden rica ediyorum. Güzel de bir gömme dolabımız var değil mi burada? Gördüğün kadarıyla kapımızı kapatalım. Şöyle vedalaşalım. Üç kapaklı depolama alanları olan gayet de güzel gömme dolaplarımız var. Ve orta tarafa açtığımızda çok da güzel düşünülmüş. Baktığın zaman bornozlarımızı böyle koyabileceğimiz ve tuvalet banyomuza geçiyoruz burada. Evet, güzel de bir banyo tuvalet yapılmış. Nasıl? Harika. Bence güzel düşünülmüş. Evet, burada bir sürprizimiz daha var izleyicilerimize. Yine aynı şekilde loft tavana çıkan açık bir camımız var. Bu cam sabit, açılmıyor Erkan. Şöyle sabit göstermeni istiyorum. Asıl bizim buradaki can alıcı en güzel... Evet. Ben işine geçiyorum Erkan. Evet, izleyicilerimize bu manzarayı göster. Şu kırmızılığı göster. Şu deniz manzaramızı göster. Evet. Buradan naklen yayın. Her yeri görebiliyoruz ve muazzam bir villa. İnşallah bu ev sizin olur. Temennimiz öyle. İnşallah sizin olur diyorum. İnşallah Allah bana da böyle güzel bir villa sahibi yapar. Amin. Amin cümlemize. Aşağı geçelim. Final yapalım hadi. Evet arkadaşlar, finalde size söylemek istediğim 400 metrekare arsa içerisinde köşe konumlu, tabanda 140 metrekare oturan, toplamda 280 metrekare kullanımlı 5 oda 1 salon, jacuzzi, sauna, özel havuz, otopark ve full manzara. Bunlar hepsini topladığın zaman bir evde aranan en önemli özellikler diyebilirim. İnşallah bu ev sizin olur. Siz de bu eve sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Önceden randevu almanızı rica ediyorum. Like atmayı ve açmayı, bildirimleri unutmayın. Sağlıcakla kalın, selamlar.